Bilimin korkunç küçük Albert deneyi. Bilim için yapılan her şey mübah mıdır? Amerikalı psikolog John Broadus Watson etik kuralları hiçe sayarak 8 aylık bebek Albert üzerinde tarihin en utanç verici deneyini yapıyor. Korku, insanda sonradan edinilen bir refleks mi yoksa doğuştan gelen bir dürtü mü? Sorusunun cevabını ararken ufacık bir bebeğin hayatını karartıyor. İşte içiniz acıyarak dinleyeceğiniz küçük Albert deneyinin arka planı. Davranış psikolojisi ekolünün kurucusu Watson ve asistanı Rosalie Rayner, çalıştıkları John Hopkins Hastanesi kreşinde oynayan çocukları uzaktan incelemeye başlarlar. Korku hakkındaki sorularının cevapları için kesin yanıtlar alabilecekleri testler yapmaları gerekir. Araştırma için izin alabilecekleri bir aile ararlar. Sonuç olarak 8 aylık sağlıklı bir bebek olan Albert ile deney tasarlamaya karar verirler. Tarihteki en önemli psikolojik deneylerden birine başlamadan önce küçük Albert'e birkaç duygusal test yaparlar. Minik bebeğe sırasıyla beyaz bir fare, tavşan, yanan kağıt parçaları, peruk, maske gibi ilk kez karşılaşabileceği nesneler ve durumlar gösterilir. Amaç Albert'in bunlara koşulsuz karşı tepkisi olup olmadığını incelemektir. Sonuç olarak Albert gördüğü hiçbir nesneye karşı korku göstermez, her şeye gülümser. Bu testten sonra Albert'i boş bir odaya götürürler. Odada Albert'in üzerinde oturduğu bez yatak haricinde hiçbir eşya bulunmaz. Daha sonra Watson ve asistanı Rayner odadan çıkar. Yalnız bıraktıkları Albert'in yanına beyaz laboratuvar faresi sararlar. Albert fareden korkmadığı gibi tam tersi bir tepki göstererek fareyi çok sever ve yakalamaya çalışıp gülmeye başlar. Artık bir sonraki aşamaya geçmeye hazırdırlar. Albert fareye her dokunduğunda iki demir çubuğu birbirine vurarak rahatsız edici sesler çıkarmaya başlarlar. Sesleri duyan küçük Albert ağlamaya başlar. Oda yeniden sessizleşince fareyle oynamaya devam eden Albert, yine fareyle dokunduğu bir anda psikologların çıkardığı o gürültülü sese maruz kalır. Albert çok geçmeden fareye karşı tedirginlik duymaya başlar. Fareyi korkutucu bir gürültüyle ilişkilendirmeyi öğrenmiştir. Devamında Watson ve Rayner deneyi başka türlü objelerle de tekrarladılar. Çıkan sonuç, Albert özellikle beyaz renkli, tüylü bir nesne görse ondan korkup ağlamaya başlıyordu. 1920'lerde yapılan bu deneyle bilim insanları koşullu korkuyu kanıtlar. Fakat deney uğruna 8 aylık bir bebeğe yapılan koşullandırmayı geriye almadıkları, onu iyileştirmedikleri için büyük tepki çekerler. Tartışmalı bir deney. Bu deney ilk aşamasında Albert'e farklı uyaranlar gösterdiler. Amaç hangisinin onu korkuttuğunu gözlemekti. Sadece yüksek sesler duyduğunda korku hissedeceğini fark ettiler. Bu bebeklerde sık görülen bir şeydir. Albert hayvanların veya ateşin önünde hiçbir korku belirtisi göstermedi. Sonra koşullandırma ile korku yaratmaya başladılar. Albert'e beyaz bir sıçan getirdiler. İlk başta bebek onunla oynamak istedi. Ancak böyle yapmaya çalıştığında Watson çok yüksek bir ses vererek bebeğin korkmasına neden oldu. Aynı şeyi birkaç kez tekrarladıktan sonra bebek sıçandan korkar hale gelmişti. Bundan sonra tavşan ve köpek gibi hayvanları ve hatta kürk, manto gibi şeyleri getirdiler. Albert'i hepsine koşullandırdılar. Bu uyaranlar yanındayken bebek korku hissediyordu. Bebeği uzun süre bu deneylere maruz bıraktılar. Neredeyse bir yıl boyunca deneyler devam etti. Sonunda bebeğin sakinliği kayboldu ve sürekli endişeli hissetmeye başladı. Noel Baba maskesi görünce bile korktuğu bir noktaya geldi. Ona dokundurduklarında durmadan ağlamaya başladı. Deneyin ikinci bölümünde Watson koşullanmayı geri çevirmeye karar verdi. Bu daha önce şartlandırdığı korkuları yok etmek anlamına geliyordu. Ancak bu hiç başarılamadı. üniversite tartışmalı deneyi ve asistanıyla kurduğu romantik ilişki nedeniyle Watson'ı kovdu. Deneyden sonra bebeğe ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak çocuğun hidrosefali nedeniyle 6 yaşında öldüğünü belirten makaleler var. Eğer bu doğruysa o zaman bu kötü deneyin sonuçları çok tartışmalı demektir. Küçük Albert deneyi psikoloji tarihindeki en ünlü ve korkunç çalışmalardan biridir. İddiaları, sonuçları ve çok sayıda kuralın ihlali nedeniyle tartışmalarla çevrilmiştir. Bana bir bebek verin, onu büyütür, emekletip yürütürüm. Tırmanmayı öğretir ve taştan ya da ahşaptan evler yapmak üzere ellerini kullanmasını sağlarım. Ya da bir hırsız, katil veya esrarkeş yapabilirim onu. Bir çocuğu her yönde şekillendirmek mümkün. John B. Watson. Albert'ın ölümü. Küçük Albert yani Douglas Merritt de akrabalarının söylediğine göre hiçbir zaman konuşamamış. Deneyden 5 yıl sonra 6 yaşındayken hidrosefali parantez içinde anlamını söylüyorum. Beyinde su toplaması hastalığından hayatını kaybeder. Ve hiçbir açıdan etik olmayan bu deney bilim tarihinin en tartışmalı ve yüz kızartıcı deneylerinden biri olarak tarihe geçer. Arkadaşlar bu deney evet bilimin aslında korkunç bir yönünü gözler önüne seriyor. Aslına bakarsanız koşullu şartlandırma yapılıyor burada. Yani şöyle düşünün, bir nesne ya da obje, bir fare ya da bir hayvanla onu gördüğünüzde ufak yaştayken size böyle sesler çıkararak, korkutarak, ürküterek o psikolojiyi yaşattırıyorlar. Ki bu tarz deneyler daha çok farelerde, şempanzelerde, işte çeşitli hayvanlarda da yapılıyor. İnsanda yapılan ilk deney bu aslında. Bu koşullandırmayla alakalı. Çok da iyi bir deney olduğu söylenemez. Çünkü bir bebeğin hayatını karartmaya gitmiş. Yani bir insanı resmen bunalıma sürüklemiş olabilir ki ölümü veya sonucuyla alakalı net bir makale yok. O yüzden ben de ele almadım. Yani çok kötü bir deney. Etik açıdan zaten insan üzerinde uygulanması da ayrı bir durum. Kesinlikle gerçekten hani yapılan şeyin geriye çevrilebileceği bir deney olsa belki bir nevi bir ihtimal yani onay alınarak belki ailesinden yapılabilir ama yani geri dönmeyecek bir deneyin yapılması da çok ilginç bir deney. Tamam bilime belki bir kazanç sağlamıştır ama etik açıdan bu tarz şeylerin ben yapılmasına açıkça karşıyım yani.